Girişim Benim programının değerli izleyicileri. Yeni bir programımızda daha sizlerle birlikteyiz. Bugün yine çok genç, gerçekten parlak, yeni girişim adımlarının başında olan bir konuğumuz var. Hem kendisini konuğumuzu tanıtması için hem de sosyal medya araçlarımızı tanıtması için Keti'ye söz veriyorum. Sağ olun hocam. Merhabalar. Girişim Benim'de bize her türlü sosyal medya aracıyla ulaşabilirsiniz. Elektronik posta adresimiz girişimbenim@mail.ege.edu.tr. @girişimbenim Twitter adresinden ya da Girişim Benim Facebook sayfasından bize her türlü sorunuzla ulaşabilirsiniz. Bugün hocanın da belirttiği gibi konuğumuz aslında benim de aynı zamanda öğrencim olan Cihat Sağlam. Onun bir aynı zamanda e-ticaret girişimi var. Onunla ilgili aslında ilk başta onunla sohbetimize onunla başlayacağız. İlk başta birazcık kendini tanıt. Tabii. Nasıl bu fikir doğdu? Neden böyle bir web sayfası kurmayı, daha doğrusu e-ticaret sitesi kurmayı düşündün? Fikir nereden çıktı? Dinleyelim seni. Öncelikle kendimden bahsetmek gerekirse ben Cihat Sağlam. Ege Üniversitesi İşletme Bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. İşletme Kulübü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıyım. Onun dışında üniversitede birçok grupta, toplulukta, faaliyette etkin olarak yer alıyorum. İşte üniversitemizin girişimcilik elçisiyim. Onun dışında Türkiye Fütüristler Derneği'nin gençlik oluşumu olan Genç Fütüristler topluluğunda da üniversite elçisi olarak başladım. Hem fütüristlik hem girişimcilik bu konularda çok yoğun çalışmalar sürdürüyorum. Fütüristlikten de bahset tabii bu arada. Fütüristlikten yani, de evet. İzleyicilerimiz için özellikle. Çok güzel olur. Geçenlerde işte Yeditepe Üniversitesi'nde 1 Mart gelecek günü olarak etkinlik yaptık Fütüristler Derneği olarak. Yurt dışından birçok konukların da katıldığı güzel bir projeydi. Orada işte fütürizmi bizim asıl hedefimiz fütürizmi üniversite öğrencilerine yaymak. Fütürizm aslında future'dan geliyor. Yani gelecekçilik olarak başlıyor. Yani geleceği şekillendirecek olanlar bizleriz. Bunun için çalışmalar yapıyoruz. Aslında fütürizm de girişimcilikle bağlantılı bir çok konu. Çok bağlantılı, onun için açmanı istiyorum. Tabii. Şimdi geleceği öngörerek ya da uz görerek diyoruz biz. Geleceği uz görerek onunla ilgili çalışmalar yapıp hani gelecekte ne olacak ona göre. Bu bir fal açma değil ama tabii. Yani sonuçta yok, bu yok, bir tabii. Rasyonel bir projeksiyon, öngörü evet. Süreci doğru mu? Tabii öyle. Yani ona göre fikirler edinip, ona göre düşünüp girişimcilikle bağdaştırıp hani o fikirlerle destek alıp yatırım yapıp onunla ilgili projelerle ilgilenmek aslında. Kısacası bu şekilde. Nasıl başladım derseniz yani ben üniversitede işlerle uğraşmayı çok seven biriyim. Yani derslerden daha çok projelere, etkinliklere katılmayı seven biriyim. Bir gün böyle hani arkadaşlarla otururken hani kendi işimi kurma hep bahsederdim hatta yani neden olmasın diye bir şirkette çalışmaktan alt olmaktansa neden kendimi işimi kurmayayım diye. Öyle bir e-ticaret işine başlayalım dedik. Çünkü e-ticaret hakikaten hani çok seyrek oranda devam ediyor. Yani e-ticaretin perakende ticareti oranı şu anda Türkiye'de %1 %2 oranda. Yani Batı'ya göre, Batı ekonomilerine göre çok düşük bir çok oran. Çok düşük bize bir oranda. Çok gibi geliyor. Evet. Belli bir yığılma oldu son dönemde ama tabii açık dünya biliriz. Ölçeğinde baktığın zaman çok düşük bir oran bu. Evet. Yani bu Amerika diye gelişmiş ülkede %20'lik seviyede seyrediyor. Bizim ülkemizde henüz %2'lik bir seviyede olduğu için hani çok açık bir deniz. Neden hani benim de bir oradan bir payım olmasın, o pastadan neden bir payım olmasın diye düşündüm. Yani bir risk aldık. Zaten girişimciliğin de ilk maddesi risk almaktır. Yani zarar desek, şirketi batırsak da hani bir şey kaybetmeyeceğiz. Öğrenciliğimden ödün vermeyeceğim. Yine kariyerimi her türlü şekillendirebilirim bu şekilde. Hı hı. Onun için başladık. Geçen ay kuruldu. 2 Şubat'ta başladık. Şu anda satışlarımız devam ediyor. Tebrik ederim. Tabii şöyle bir şey var. Yani programımızın ana teması esasında girişimciliği gerçek anlamda ortaya koymak tüm içeriğiyle. Tabii bunda bir yol haritası var, iş planı var. Ben karmaşık bir iş planından derslerde gördüğünüz iş planına bahsediyorum ama yani böyle bir çalışma yaptığını varsayıyorum. Yani tamam bir pazar araştırması yapmışsın en azından %2 olduğunu henüz daha e-ticaretin payının. Perakende sektörü olarak baktığın zaman. Bu bir pazar analizi. Ama onun dışında tabii bir gelecek vizyonu koyma anlamında bir yol haritası çizmiş olman lazım. Neleri hedefliyorsun? Yani hedefimiz aslında hani o dediğim gibi o pastadan bir pay alabilmek. Zaten şu anda %1'lik, %2'lik dilimden isim vermeyeyim. Birçok
üst düzey e-ticaret şirketi milyonlarca lira kazanıyor. Hani hakikaten de baktığımız zaman %1'lik, %2'lik bir dilimden bu kadar böyle bir pazarda böyle paralar kazanılıyorsa hani bizim neden olmasın diye düşünüyoruz. Yani bunun için hani bizim internet erişiminin yüksek oranda olması, ilerleyen şeylerde de bahsedeceğim. Hani çok yüksek olmasından dolayı hani bizim de hedefimiz zaten artık yavaş yavaş insanlar hani fütürizmden de geldiği gibi bir yerden sonra insanlar daha çok böyle robotlaşacak oraya gidiyor. Yani Google Glass'lar çıktı. Yani artık çipe doğru gidiyor. Bundan dolayı robotlaşacak demeyelim de daha ne diyelim kuralları belli bir standart yaşam biçimine mi tabii, geçecek tabii, diyelim öyle olacak. Diyelim. Yani biraz olumsuz uzgörüm oldu ama yani olumlu da bakmak gerekiyor. Bizim çünkü amacımız olumsuzlukları olumluya çevirmek aslında. Çünkü geleceği biraz da uzgörüp ilerleyen zamanlarda neler yaparız, neler yapabiliriz. Bununla ilgili iyi çalışmalar sergiliyoruz. Anladım. Bu şekilde. Peki enucuzagelsin.com evet. Doğru değil mi? Enucuzagelsin.com Nedir enucuzagelsin.com? Ne yapalım? Enucuzagelsin.com e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren bir şirket. E-ticaret tabanını kullanarak. Yani şu anda sistemimizde 150 bin üstünde ya hatta rakam olarak söyleyeyim 180 bin küsür ürün bulunmakta. Pet shop'tan tutun da hani market ürünlerine, televizyondan tutun da telefon, tablet bu tarz ürünlere kadar geniş bir yelpazede hizmet vermekteyiz. Bu şekilde daha çok. Peki neden enucuzagelsin.com? Yani sanki ben şimdi siteni birazcık inceledim ama hani sanki böyle bir indirimler oluyor ve onu müşteriye evet. haber mi veriyor o tip bir şey mi? Tabii şimdi bizim aslında misyonumuz da şu var. Yani piyasadaki ürünlerle eşdeğer olması ya da bir tık altında olmasını hedefliyoruz. Ya bildiğiniz gibi e-ticaretin avantajlı olmasının en önemli tarafı fiyatların uygun olması. Neden fiyatlar uygun? Bir personel giderimiz yok ya da stopaj, fatura gibi birçok hani sayabileceğimiz giderler yok. Bundan dolayı fiyatları da ucuza çekebiliyoruz. Yani bugün baktığımız zaman e-ticarette bundan dolayı çok büyük bir artış gösteriyor. Artış gösteren bir grafik içerisinde. Bundan dolayı işte indirimler de yapıyoruz. Depo günleri oluyor işte belli ürünlerde. Şu anda ev aletlerinde depo günleri başladı. O şekilde alışveriş yapabiliyorlar. Peki o arada ama şunu da sormak istiyorum. Tabii böyle bir süreçte sadece e-ticaret tarafı değil esasında lojistik tarafı da tabii. yönetilmesi lazım. Yani sonuçta bu önemli. Ben tüketici olarak baktığım zaman e-ticareti uygulamadan e-ticarette talep yaratmanın esasında birinci parametresinin fiyat tamam doğru bu önemli. Evet arada bir sürü aracı ortadan kalktığı için belki fiyat düşüyor ama esasında kullanıcılar için zaman yani kendilerine ayıracakları zaman etkin olarak kullanabilmelerine daha çok imkan verdiğini düşünüyorum. Yani şöyle düşünün, tabii ki perakende alışverişin bir de şimdi Keti Hoca pazarlama hocası, ben onların adına çok girmeyeyim. Bir de tüketici davranışları boyut falan da var, gerçi e-ticarette de var ama yani bir alışveriş sıcaklığı e-ticarette yok tabii. Müşteriyle direkt diyalog evet. kurulmadığı için. Ama bir taraftan da müşteri tarafından baktığınız zaman ciddi bir kaynak tasarrufu var zaman açısından baktığınız zaman. Yani düşünün ki alışverişinizi yapıyorsunuz ve esas onun için çok fazla çaba sarf etmeden ürün size geliyor. Tabii. Şimdi bu tarafta lojistik de önemli. Onu nasıl yönetiyorsunuz? Doğru diyorsunuz hocam. Şimdi şöyle söyleyeyim açıkçası hani lojistik imkanları şu şekilde belli şirketlerle anlaşma olarak yapıyoruz. Hani 560 kilometreye kadar yanılmıyorsam bir iş günü içerisinde teslim ediliyor kargolar. Diğer işte Anadolu tarafına doğru 2 günde Kıbrıs'a ve Hakkari istisna olmak üzere. Hep alt tedarikçilerle anlaştınız o zaman. Tabii onlarla anlaşma olarak yapıyoruz. Bu şekilde iletiliyor. Aslında şöyle bir gerçek var. Artık teknoloji hayatımıza çok fazla girdi. Yani artık klasik iş modelinden, klasik ticaretten internet ve teknoloji ticaretine doğru gidiyoruz. Burada artık yani kredi kartının da aslında yaygın olarak kullanılması da bu bir etken oldu aslında büyümesine. İnsanlar artık şöyle düşünebiliyorlar. Yani çok fazla teknoloji hayatlarına girdiği için çok fazla her şeye zaman ayıramıyorlar. Zaman ayıramadıkları için internetten çok fazla çeşit var, çok uygun fiyatlar var. 7-24 ulaşabiliyorlar. Bugün bir alışveriş merkezinde gece ondan sonra gidemiyorsunuz. Ama gece 3'te aklımıza bir ürün almak geldi. Hemen e-ticaret sitesini açıyorlar. Oradan alışverişlerini yapabiliyorlar çok rahatlıkla. Biraz zaman kaybı olabiliyor tedarik sürelerinden dolayı. Çünkü
siz de tahmin edersiniz ki 180 bin ürünü stoklarımızda tutamıyoruz. Belli başlı ürünler stoklarda, depoda tutuluyor. Onların diğer ürünlerimiz tedarikçilerle anlaşmalı bir şekilde yapılıyor. Tedarikçilerden 3 iş günü veya 5 iş günü içerisinde getiriliyor kargoya, kargodan gönderiliyor. 10 teslim süresinde 10 yıl ayarlıyorsunuz, evet, o zaman. Aynen. Peki sonuçta şu anda belli bir yerel pazara hitap ediyorsun, doğru mu? Tabii. Yani Türkiye sınırları içinde. Türkiye pazarına. Bununla ilgili gelecek vizyon nedir? Yani esasında baktığın zaman ticarette dünya açısından baktığın zaman sınır esasında çok geniş. Tabii öyle. Aslında bizim hedefimiz ilerleyen yıllarda yurt dışına da açılabilmek. Yani yurt dışında hani böyle sektörde daha bu sektöre girmeyen ülkeler olsun. Hani bu ülkelere girip bu pazarı açmak ve oradan büyük paylar almak. Bu şekilde stratejilerimiz, aslında vizyonumuz var. Vizyonumuz geniş o konuda. Yani sadece Türkiye ile sınırlı kalmayıp yurt dışına da geçebilmek aslında. Zaten bugün yurt dışından baktığımız zaman, ismini vermeyeyim, e-ticaret şirketi şu anda Türkiye'de bir iştirakle devam etmekte. Türkiye'de bayağı bir tutuldu. Şu anda en aktif, en büyük e-ticaret sitelerinden biri. Peki Cihat, biliyorsun çok fazla e-ticaret sitesi var. Evet. Hani bu tip iş modelini de benim bildiğim, yani en azından daha doğrusu rastladığım birkaç e-ticaret sitesi var. Peki en ucuza gelsin.com'un bunlardan ne farkı var? Yani bir müşteri seni neden tercih bulsun, etsin, neden tercih etsin? Çünkü bazen genelde bakıyoruz ki aslında hem e-ticaret sitelerinde bu çok fazla oluyor. Tabii. Aslında belirli bir standartta ve aynı olduğu zaman aslında başarısızlık da sonuçlanıyor. Evet. Şimdi en ucuza gelsin.com daha yeni bir site, girişim, değil mi? Geçen evet, seneden beri yeni bir girişim. Evet. Dolayısıyla bunun diğerlerinden ne farkı var ki gelecek vizyonunuzu futurist sitesinde, evet, aynı zamanda. Dolayısıyla ne farkı olmalı ya da ne farkı var? Nasıl bir fark yakalamayı düşünüyorsunuz, evet, gelecekte? Ya aslında ilk açtığımız zaman ilk düşüncem şuydu. Benim hani ilk etapta çevreme bu konuda, benim büyük hani üniversitedeki çevrem olsun, diğerlerindeki çevrem olsun, bunlara kendi şirketimi tanıtıp ilk etapta, çünkü reklamlara çok fazla bütçe ayıramıyoruz. Hı hı. Bundan dolayı ilk etapta hani kendi çevremize bu ürünleri yayıp bu şirketimizin reklamını yapıp büyümeyi planladık. Zaten bildiğimiz gibi pazarlamada da siz daha iyi bilirsiniz. Word of mouth, bildiğimiz gibi kulaktan kulağa yayılma çok büyük bir pazarlama stratejisidir. En uygun, yani en ucuz maliyetlerle, hatta maliyetsiz yapılan bir stratejidir. Bir müşterim benden memnun kaldığı sürece o 10 kişiye de ulaşabilir. O şekilde şirketin bilinirliği artar ve bu bizim ciromuza katkıda bulunur diye düşünüyorum. Yani hizmette kalite mi? Tabii. Hani aslında kalite ucuza gelsin sloganımız, ha, var. Kalite ucuza gelsin. Yani kaliteli ürünleri uygun fiyatlara getirmeyi hedefliyoruz. Hı hı. O şekilde bir strateji izliyoruz şu anda. Esasında şöyle bir şey var tabii. Burada büyümek tabii yol arkadaşları gerektirebilir. Şu ana kadar tek başına mı kalktın bu işe? Yani nasıl yol arkadaşların var? Bundan sonrası için ne tür yol arkadaşları? Buna tabii melek yatırımcılar dahil, buna girişim sermayesi dahil vesaire. Nedir planları? Yani bütün bu söylediklerini tek başına yapman biraz zor. Zor, evet. Şu an yasal olarak şirket tek sahibi benim. Yasal olarak benim üzerime kayıtlı. Ama bizim şu anda hani bir altyapı olarak bir şirketle anlaşmamız var. E-ticaret şirketi. O şirketle birlikte işbirliği içerisindeyiz. Ben şu anda tabii bir arkadaşlarım, ekibim falan var ama onlar da zaten gönüllü bir şekilde bana yardım ediyorlar. Bu şirket benim müşteri hizmetlerimi, muhasebemi, faturalandırmamı, her şeyini sağlıyor. Ürünleri de tedarik ediyor. Operasyonel olarak bana bir katkıda bulunuyor. Bu durumda hani benim yapmam gereken aslında satış, pazarlama, tanıtım kısmını yürütmek. Bu konuda ben ilerleme kaydediyorum. Diğerlerini anlaştığımız şirket yürütüyor. Teknik bu şekilde atıyorsun, rahat da bir şekilde çalışmalarımı sürdürebiliyorum. Peki sermaye yapısı itibariyle gelecek için büyüdükçe böyle seni destekleyecek bir takım mekanizmalar arayışı içinde misin, değil misin? Ne anlamda soruyorum? Bu melek yatırımcılık mekanizması sizin gibi henüz filiz aşamasındaki, evet, girişimlerde esaslı oldukça etkin bir sistem. Etkin. Dünyada çok iyi çalışıyor. Aslında melek yatırımcıların şimdi çok fazla e-ticaret sitesi var. Hani aslında ben birkaç kişiye de başvurduğum zaman hani çok fazla yanaşamamışlardı. Çünkü çok fazla, sizin de belirttiğiniz gibi çok fazla e-ticaret sitesi var. Çok farklı bir modelle gittiğiniz zaman artık zaten bugün mobil uygulamalara daha çok yöneliyorlar. Daha çok mobil uygulamalar üzerinden ilerliyorlar. Tabii benim de bu konuda birkaç fikrim var aslında. Esasında zaten
başvurduğum bazı projeler var. Onlara da katılıyorum aslında, hani destek alabilmek için. Projelerin detayına bastın mı? Nerelere başvurdun mesela? Yani Meristem Ege programı vardı bizim üniversitede düzenlenen. Ona başvurmuştum. Direkt işten de bahsedeyim. Yemek tarifli akıllı ocak fikrim vardı. Bunu yapan yoktu. Yani patent araştırması da yapmıştık. Sonrasında tabii ben bir prototipim yoktu elimde. Prototip yapmamı istediler. Vestel'e gittik. Vestel'le de konuştuk. Vestel bizden bir prototip istedi. Ya bizim de o zaman prototip yapacak. Ben bir işletme öğrencisiyim. İşletme bilimi öğrencisiyim. Yani... İşte bak, partnerlerden bunu kastediyorum. Yani şimdi tabii isim verebiliriz burada, rahmetli Steve Jobs bile esaslı değil mi? Öğrenciyken esaslı fikirler ondaydı ama teknik tarafında. Yani acaba, onu kullanabilmek gerekiyor. Acaba işletme. Yani işte ben oraya geldim. Şimdi girişimciliğin esasında tabii fikir boyutu çok güzel. Ama o fikirleri realize ederken de bu programımızda da çok işlediğimiz bir tema esasında yol arkadaşları. Esasında senden önce de, çünkü işletme kulübü öğrencilerini de burada bulunduk. Biz hoşumuza gidiyor öğrencilerimizin bu tip girişimlerde bulunması. Ama şöyle bir şey var. Genel olarak yapı bugüne kadar hep iyi bir güçlü sağlam ilişkiler, işte güçlü ortaklıklar, güçlü işbirlikleri falan gibi bir temaya kuruldu. Tabii. Belki bir mühendis partnerin olsaydı, belki şeyin olsaydı, ortağın olsaydı veya çalışma arkadaşın olsaydı acaba bu işler daha mı aslında hızlı giderdi falan gibi düşünüyorum. Aslında çok haklısınız. Biz bir işletme öğrencisi olarak aslında yönetim bilimlerinde okuyoruz. Yöneticilik ve liderliği yapmamız lazım. Aslında Meristem Ege programında da benim öyle bir imkanım oldu. Şimdi 4 kişilik takımlar oluşturuldu. Makine mühendisliğinden de bir öğrenci arkadaşımız vardı. Onlarla birlikte projeyi şekillendirmeye çalıştık. Tabii lisans öğrencisi olduğu için arkadaşımız, anladım, çok fazla büyütemedik. O öğrencilik hayatımıza devam ettiğimiz için prototip yapmaya falan da fırsatımız da olmadı. Yani Vestel'in bize söylediği şey, prototipinizi getirin, sizle işbirliği yapabiliriz demişlerdi. Hı-hı. Ama en son işte dünyada yapılan bir teknoloji fuarında, ismini vermeyeyim, orada şu anda benim fikrim uygulanmış, dönüşmüş durumda. Artık yapacak bir şey yok. Belki geliştirmek üzere kurulabiliriz. Şöyle bir şey var tabii. Burada da bu tip programlara entegre olan şöyle bir şey. Eğer bir fikriniz varsa tabii fikri ve sınai mülkiyet hakları anlamında tabii bunları akredite etmenizde büyük fayda var. O yüzden de bazı desteklerden yararlanmak bazen iyi olabilir. Evet. Çünkü en azından o desteklerden yararlanırken bu akreditasyon süreci bir şekilde gerçekleşiyor. Doğru mu? Doğrudur. Peki sen öğrencisin aynı zamanda, 3. sınıfta okuyorsun. Doğru. Peki hani şimdi ilk başa dönersek aslında enuza.gelsin.com, hani bu fikir nereden aktı? Hani bir e-ticaret sitesi yapmak istiyorum, ben de bundan pay almak istiyorum falan, hani bir tip şeyler söyledin ama hani bu fikir olarak neden bu fikir? Hani biraz daha başka bir fikrinden bahsettin mesela, onu Meristem'de söyledim. Ama hani neden onun e-ticaret sitesini kurmadığında, neden enuza.gelsin.com pardon? İşte aslında benim web tabanlı bilgim de var. Hani kendimi o konuda da geliştirdim. Zaten Ege İşletme.org sitemizin de tasarımda Gökü hocamız sağ olsun ilk etapta bize başlattı. Devamında da biz de, hani ben de o konuda biraz bilgili olduğum için siteyi şekillendirdim. Benim internete çok fazla... Gökay'ın da öğrenciliğinde asistanlığa ve öğretmenine de uzan yolcu seninki gibi başlamıştı. Öyleydi. Zaten kulübümüzün de kurucusu. Kendine çok minnettarız. Çok, bize çok destek oluyor. Sağ olsun sizin de işte bir 10 yıl öncesinde kurulduğu zaman, bu yıl zaten kulübümüzün 10. yılı. Geçen fotoğraflara baktık, sizin fotoğrafınız da var. Evet, orada emeğim vardır. Var, evet, açıkça evet. Söyleyeyim yani sonuçta. Ben ama keyif alıyorum tabii 10 yıl sonra sadece işletme kulübü anlamında bütün öğrencilerimizin bu kulüpten aktif olarak böyle girişimci profiller çıkartması bize keyif alıyor. Tabii. Bu işte şey, biraz geleceğe yatırım diyoruz ya işte, bu da bir geleceğe yatırım yani. Sonuçta 10 yıl önce başlayan kulüp bugün hem yönetim olarak sizleri hem de diğer arkadaşlarınızı da örnek alıyorsunuz. Tabii, doğru. Web sayfası. Sorunuzu cevaplandıralım. Şimdi hani benim aslında web tabanlı çok büyük bir bilgim yok ama internet teknolojiye çok meraklı olduğum için e-ticaret sektörünün de hani büyümeye açık olduğunu gördüğüm zaman araştırmalarımda bu sektöre çok fazla da maliyet gerekmediğini fark edince girmek istedim. Hani onun dışında dediğim yemek tarifli akıllı ocak fikri çok büyük bir, hani büyük bir pazar. Beyaz eşya akıllı ocak sektörü aslında çok büyük bir sektör. Hani orada çok büyük şirketler var. Hani ben bu işin neresinde olacağım diye. Hani biraz da tedirginlik de vardı aslında. Bu çok daha rahat oldu. Başlattık. Yani şu anda devam ediyor yani. Şu an ne kadar, kaç tane üyeniz var?
Şu anda yani bir 20 tane falan başladı, 20 tane aktif. Bu çok başlangıçta. Çok başlangıçta yani. Geçen ay kuruldu zaten, evet. İkinci ayımız şu an. Tabii bunun artması için sizin özellikle hedef kitlenizi biraz daha spesifikleştirmenizde belki iki etapta fayda var. Tabii. Spesifikleştirmekten kastım. Yani çok genel bir kitle yerine belki belli bir tüketici grubuna odaklanmak daha faydalı olabilir mi? Aslında hani ilk etapta şey de düşünmüştüm, hani sadece bilgisayar alanında faaliyet göstersem ya da bilgisayar alanında aslında kar marjı düşük bir sektör. Çünkü ucuz, uygun fiyatlara satılıyor. Aslında pet shop olabilirdi mesela. Sadece pet shop üzerine faaliyet gösterebilirdim. Ama sonra düşününce hani böyle bir havuz var, böyle bir deniz var aslında. Bütün çok farklı ürünleri getirdiğimiz zaman hani bir müşterimiz pet shop'tan bir ürün aldığı zaman bir gün bakıyor, tablet de varmış diyor, tablet de alabiliyor yani, sepetine ekleyebiliyor. Yani bir alanda sınırlanmak yerine biraz daha fazla çeşit ürüne yöneldik. Bu da şu an yansıyor yani, satışlarımıza da katkısı oluyor aslında. Ailenle ilgili sormak istiyorum çünkü programa başlamadan önce sordum, işte hani nasıl başladın, start nasıl verdin, nasıl başladın. Tabii aile, şimdi aile önemli bir kavram, özellikle sizin gibi genç girişimler işte. Ne gereği var? İcat i̇şte çıkarma. Sen işte maaşlı çalışmak için fırsatlar yarat kendine. Okulunu bir an evvel bitir, yüksek dereceyle bitir falan der gibi geliyor ailede. Tabii. Sen böyle bir fikri gündeme getirdiğin zaman ailen ne dedi? Esasında... Oturduğun yerde mi dedi yoksa... abim şu şekilde, abim burada da ona selamlarımı iletiyorum. Kendisi çok şey, mobilya sektöründe faaliyet gösteren bir şirkette çalışıyor işte. Türkiye sorumlusu şu anda. O şirkette çalışıyor. Kendisi bana hatta yanıma gitmesinden dolayı hani yanına çekmeye çalışıyor. Gitmek de istiyorum açıkçası. Hani hazır bir işe de gitmek, insanların aslında bizim ülkemizdeki mantalitede o vardır. Hani direkt maaşlı bir çalışayım, ne gerek var hani icat çıkarmaya, ne gerek var böyle yorulmaya falan. De risk alıyorsun. Tabii risk alıyorum. Ben işte abime biraz zaman istedim aslında. Hani dedim abi bir izin ver, şu siteyi kurayım. Yani şu işleyişi yapayım. Yani devam edersek devam edeceğiz. Ya da bu işi üstesinden gelemezsek o zaman teklifi geçerli olursa gelirim dedim. O şekilde devam ettim ama onlar da bana destek oldular. Yani her konuda sonuçta öğrenciyim. Bir şey kaybetmiyorum. Bugüne kadar destek oldular. Bu önemli. Ama şöyle bir şey de var. Buraya gelmiş birçok konuğumuzun öykülerine baktığımız zaman tabii hepsi ilk girişimlerinde veya ilk çabalarında bir anda başarılı olmuş değil. Bu biraz da sabır işi galiba. Biraz da yaşadıkça öğrenilen bir süreç. Dolayısıyla bence daha henüz işin başındayken başarısızlık ihtimallerine karşı planlar yapma. Öncelikle yani bunu sadece bugüne kadarki izleyici hem konuklarımızdan hem de diğer tecrübelerimden edindiğim bilgi çerçevesinde söylüyorum. Bence başarılı olmanın biraz galiba ayrıcalıklı, biraz farklı müşterilere farklılık evet, yaratacak bir şeyler bulmak lazım hem değil mi? Hem öyle hem bir de ben de şeyi söyleyecektim aslında. Birçok mesela buraya gelen konuklarımızdan da hep bunu duyduk. İşte şu ana kadarki hep başarı hikayelerini okudum. Mesela bu şirketi kurmadan evvel şunları evet. okudum falan diyenler çok oldu. Ben onu merak ediyorum aslında. Sen hiç bu tip başarı hikayeler, e-ticaret başarı hikayelerini okudun mu? Yani çünkü birçoğu bazen başarısızlıkla başlayıp daha sonra başarıyla devam ediyor. Hiç bu tip şeyler okudun mu? Aslında e-ticaretle ilgili okumadım yani. Okumadım. Aynen, dürüst olmak gerekirse. Ama girişimcilikle ilgili birçok konuda hani araştırmalar yapıp internetten yine dikkatinizi çekiyorum. İnternetten alıştırmalar yaparak kendimi geliştirmeye çalıştım. Yani her lafımdan biri internet oluyor. Çünkü artık biz zaten nüfusunun %40'ı 25 yaşın altında olan bir ülkeyiz. Çok genç bir ülkeyiz. Avrupa'nın en genç ülkelerinden birisi. Hatta en genciyiz diyebiliriz. Yani bizler artık teknolojiyi çok fazla kullanan nesiliz. Ama orada daha geçen gün bir uluslararası kuruluşun bir raporunu okudum. Biz maalesef hala internet kullanımında Türkiye olarak, yani altyapı olabilir ama birey olarak çok. Maalesef Batı'nın hakikaten çok altındayız hala. Ben o rakamlara baktım. İzleyicilerimiz de internetten buna benzer raporları bulabilirler. Özellikle resmi raporlara itibar etmelerini tavsiye ederim. Birleşmiş Milletler'in var, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün var vesaire. Avrupa Birliği'nin var bu tip raporları. Biz hala çok şeyiz.
Yani biz esasında yakın bulunduğumuz çevre itibaren, bizler üniversitede belki öğrencileri görerek, evet, öğretim üyelerine görerek internetin çok yoğun kullanıldığını düşünüyoruz ama maalesef yani nüfusumuza oranla çok düşük orandayız. Tabii ki. Bu bir pazar potansiyeli yaratır mı? Yaratır, doğru. Ama acaba bu sürecin gelişmesi zaman alacaksa bu süreç içindeki girişimler için risk yaratır mı? Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Yani bu kullanım oranının bir anda artmasını bekleyemeyiz. Tabii aslında yani kullanım oranı bir de hani alışveriş oranı biraz daha farklı bir şey. Çünkü o da hani risk internet, almak yani şey, internet yani kullanımı belki alışverişe göre çok daha yüksek gibi geliyor bana aslında. Evet. Ama alışverişin önünde hala bir takım bürokratik böyle ve güvenle ilgili, evet, bir takım problemler ve engeller var. Açıkçası onu yıkmak biraz aklıma zor. Şey, kredi kartı geliyor. Şu an hani kredi kartında telefon ürünlerinde taksit yapılmıyor mesela. Hı-hı. Onu biz direkt kapattık. Sitede de kapalı şu anda. Hı-hı. Diğer ürünlerde yapılabiliyor. Aslında kredi kartının da geleceği belirsiz aslında, bilmiyoruz. Hani gerçi şu anda bizim kapıda ödeme imkanımız da var. Evet, hani, o bir alternatif tabii olabiliyor. Tabii alternatifimiz var ama insanlar zaten e-ticareti niye kullanıyor? Kredi kartı olsun diye, kredi kartıyla alışveriş yapayım diye, pratik olsun diye kullanıyor. Hani kredi kartı belki kaldırılırsa, ne bileyim, öyle bir devlet sonuçta, hani ileriden zamanlardan alabilemeyiz. Tabii yasal düzenleme ama yani orada tabii sanal kart falan alternatif var ama onun ötesinde bireylerin özellikle güvenlik derken yasal altyapı Türkiye'de şu anda hukuki anlamda oturmuş durumda, Avrupa Birliği'ne uyum yasada çerçevesinde, ama bireylerde hala tabii güdü anlamında böyle bir endişe var. Güdü var anlamında. Hala sıcak temasla alışveriş yapmayı bireyler tercih ediyor. Dolayısıyla sonuçta e-ticaret siteleri açısından baktığımızda internet kullanımının oranın artışı zaman alırsa biraz hani pazarda elenme olabilir. Olabilir. Sadece sizin perakende pazarınızda, yani sizin hitap ettiğin alanda değil, esas da bu konfeksiyon sektörüyle ilgili değil mi? Tabii, çok tabii. Site var. Çok. Böyle bir biraz farklılık yaratmak ön plana çıkacak gibi geliyor bana. Tabii onu ileride göreceğiz. Bunları hani bulmak. İlerleyen zamanlarda bunu göreceğiz tabii. Ama bizim hani röportajlar yaptık birkaç kişi, yani dışarıda röportajlar yaptık. Röportajlarda hep şu var. Hani e-ticaretten alışveriş yaptınız mı hiç? Hiç yapmadım diyorlar. Peki neden yapmadınız diyor. Ben diyor kredi kartımı niye oraya vereyim? Hani niye güveneyim i̇şte ki diyor. Onu kastediyorum. Milletteki yani kişisel bilgilere erişme riski, işte internette alışveriş yapmada güvenlik riski var. Ha, perakende alışverişte de buna benzer riskler var mı? Var. Ondan sonra falan, ama yani sonuçta bu tip güdüler biraz şu, ama bu pazar mesela röportajlar yapmanız bile esas. Pazar araştırması. Tabii pazar araştırmasını yaptık. Şunu söylüyorlar, ben niye güvenim diyorlar. Peki diyoruz, hani bunu siz yakın bir çevrenizdeki birisi size önerse bunu yapar mısınız? Hani bu ticaret, e-ticaretten alışveriş yapar mısınız diyor. Tabii ki yaparım diyor. Çünkü o bana hani kefil oluyor gibisinden. O bana diyor bunu alışveriş yap diye. Ben o zaman alışveriş yaparım diyor. Herkesteki düşünce buradan kaynaklıyor. Aslında güvenlik altyapısında da şöyle bir durum var. Bizim mesela 3 boyutlu güvenlik sistemimiz var. Bankalardan sanal post hizmeti aldık. Orada mesela hani aktivasyon gönderiyorlar. İşte direkt kredi kartının olduğu bankaya yönlendiriyorlar. Oradan telefonunuza gelen mesajla onay verip gönderiyorsunuz. Aslında çok güvenilir bir sistem işliyor zaten şu anda. Zaten senin kullandığın sistem anlamında bireysel olarak söylüyorum ama tabii biraz teknoloji uzak olan bireylerin buradaki trafikte anlamaları bile güçleşince risk tehdidi artıyor onlar için. Evet. Aslında bizim asıl amacımız şu, internetten alışveriş yapmayanlara ulaşmak. Zaten internetten alışveriş yapanlar güvenli hisselerde yapıyorlar. Bizim amacımız o alışveriş yapmayanlar, yeni bir pazar, tabii yeni bir pazar alanı, hani, yaratmak. Alanı yaratmak. Oradan alışverişleri sağlamak şu anda. Çok teşekkürler. Güzel bir sohbetti. Ben teşekkür ederim. Bence izleyicilerimiz için hani genç girişimci olarak nasıl baktığını örneklemen açısından önemliydi. Değerli izleyiciler, bir sonraki programımızda buluşmak üzere. Hepinize hoşça kalın. Hoşça kalın.